Almanya Federal Siyasi Eğitim Merkezi ev sahipliğinde yapılan toplantıda Türkiye'deki seçim sonuçları masaya yatırıldı. Toplantıya katılan siyasetçiler ve uzmanlar yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerin nasıl şekillendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı. Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin önde gelen isimlerinden Milletvekili Armin Laschet, Erdoğan'ın galip çıktığı seçimlerin Avrupa değerlerine uygun, adil koşullarda yapılmadığını söylemekle birlikte milyonlarca kişi sandığa gitti ve bizi memnun etse de etmese de kararlarını verdiler. İkinci tur sonucunda ortaya çıkan bir sonuç var ve bize de bunu kabul etmek düşer dedi. Erdoğan'ın Türk ekonomisindeki kötü gidişattan sorumlu olmasına rağmen halkın ona yeniden oy vermiş olmasını nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtlayan Laşet, görünen o ki bu sefer korku bir rol oynadı ifadesini kullandı. Erdoğan'ın seçim sürecinde terör ve kaos korkusunu körüklediğini işaret eden Laşet ve sonunda güvenlik kaygısı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik felaket gerçeğinden ağır bastı. Erdoğan muhalefet liderini hiç adil olmayacak bir şekilde PKK ile ilintili gösterdi ve bu doğru değildi ve bunun da eleştirilmesi gerekir. Ama bu aynı zamanda güvenlik korkusunun seçimlerde önemli bir yer tuttuğunu gösterdi diye konuştu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı da olan Laşet, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Başbakan Scholz başta olmak üzere pek çok Avrupalı devlet ve hükümet başkanının Erdoğan'ın seçimleri kazanmasından ötürü tebrik etmesini doğru bir tutum olarak değerlendirdi. Alman hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin Türkiye kökenli milletvekili Macit Karahmetoğlu ise Erdoğan'ın seçim galibiyetini sahip olduğum Alman Türk ruhu hayal kırıklığına uğradı sözleriyle değerlendirdi. Aynı zamanda Alman Türk Parlamenter Grubu Başkan Yardımcısı olan Karahmetoğlu, Türkiye'deki seçimler adil olmamanın çok ötesindeydi. Eğer Türkiye'deki seçimler Almanya'da olduğunun yarısı kadar adil olsaydı Erdoğan oyların %25'ini bile alamazdı dedi. Erdoğan şahsi iktidarını korumak için tüm devlet kurumlarını, tüm kamu kaynaklarını kullandığının altını çizen Karahmetoğlu, seçimlerden önce yapılan anketlerin Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu açık ara önde gösterdiğine ve kendisinin de bu anket sonuçlarının yanlış olmadığından emin olduğuna vurgu yaptı. Ancak Erdoğan'ın seçimleri olağanüstü adaletsiz koşullarda kazandığını ve bunun için de muhalefet liderini PKK ile ilişkilendirerek akıl almaz itibarsızlaşma yöntemleri ve iftira taktikleri kullandığını söyleyen SPD milletvekili, buna rağmen Almanya'nın Türkiye ile tıpkı Çin ile olduğu gibi çalışmak zorunda olduğunu anlattı. Alman koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller Partisi'nin milletvekili Canan Bayram da Türkiye'de çok gergin ve zor koşullarda yapılan seçimlerin ne ölçüde demokratik seçim kriterlerine uygun olduğu ile ilgili soru işaretleri bulunduğunu söyledi. Bayram bir kamu görevlisinin bile geleceğinden bu denli büyük bir endişe duyduğu bir ortamda kriterlerin gerçekte ne ölçüde karşılandığından söz etmek ayrı bir konu. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. İnsanlar sürekli bana gelip bizi bırakmayın, bizden vazgeçmeyin, biz demokrasimize inanıyoruz dedi. Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi yöneticisi Doktor Günter Zoyfert ise Erdoğan ile işbirliğinin ne ölçüde mümkün olacağı konusunda soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zoyfert, diğer otoriter devletlerle nasıl yapıyorsak Türkiye ile de birlikte çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu konuda görüş birliği var. Ancak yanıtlanması gereken soru bunun nasıl, hangi çerçevede yapılabileceği dedi. Hepimiz seçim sonuçlarının Türkiye'nin batıdan uzaklaşmasını ve Rusya ile Çin gibi otokrasilerle aynı zamanda Körfez ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceğini görebiliyoruz diyen Zoyfert, bu gidişatı destekleyen dinamikler bulunduğuna işaret etti.